Hoş geldin. Hoş buldum abla. Fidan, şimdi abla. Sen dedin ya kocamdan işte şok şiddet görüyorum. Evet abla. Gördüm işte evet. Kafamı kazıdı vesaire. Bu bugün... adamı sen buraya gelmeden programa evden atıyorsun. Ve adam da diyor ki benim çocuklarımı alıp gitmesin bir yerlere diye. Ben de gittim dükkanda yatıyorum. Yeter ki evinde dursun, çocuklarının başında dursun. Şimdi sen bu kadar korktuğun bir adam gibi gelmiyor bana hacım. Bu kadar korktuğun adam ne yapardı biliyor musun? Sen o evden gitti ya, evet. Sen çocuklarla evdesin evet, ya. Kapıya dayanırdı, rezillik çıkarırdı. Geldi abla geldi, polisleri çağırdım. Kaç kere ekip geldi. Mahalleye de sorabilirsiniz. Bu son kaç gelişim, kadın buraya gelişinde, buraya. Bu son diyorum, hani en son. Geldi geldi, nasıl gelmedi abla ya, araştırırsın. Kaç kere ekip gelmiş eve. Peki geldi de ne yaptı, bana anlat. Bende bu hastalık var diye, adamlar yaklaşmıyor polisler. Hangi hastalık? Yani ben... Hemencik ne bileyim neyle geçer, yok. Benimki daha polis şey... nereden bilsin seni? Ben söyledim. Ama şeyde de geçmez ki, başka türlü temas etmesi lazım, olmaz yani. O da zannediyor hani nefesle, hani ilerleyen zamanla yani bu geçiyor, geçmiyor değil. Hani internetten baktığınız var, gecikmemişim yani. Fidan, konuyu dağıtma. Bu adam geldi, tabii ki orası onun evi. Evin kirasını kim ödüyor? Kocan ödüyor. Kiracı değiliz ki. Kendi eviniz. Ev miras malıdır. Hayır. Kimin mirası? Rahmetli annesi ölünce ev miras malıdır. Kocanın yani evi yani. Kocanın şey. Evi. Kocam da ama yalan söylüyor. Diyor bu ev kiradır. Bana millete arattırıyor. Diyor ki söyle işte ben kiracıyım. Zor durumdayım. Ben her yere başvuru yapıyorum. Yalandan. Erzak almıyor. Gerçekten aradım. Valla zaten ihtiyacınız var gibi görünüyor. Eviniz yani. Yani çalıştığı parayı ben görmüyorum. Şimdi Fidan. Nasıl görmüyorum? Dövme var. Kendisine de bir bakın vücuduna. 16,5 sene ceza yatmış bu adam. Bana diyor ya ben yattım tamam yalan yok ama ben niye evlendin bu adamla? Abla çok mecburdum. O zaman? Ya sokakta yatıyordum abla, şimdi başkası da gelse, şimdi bundan ayrılsam çocuğumla iki sokaktayım. Yine mecburen başkasınınla evleneceğim. Evim yok, markım yok, kime sığınayım abla? Ya adam sana devlete... evden çık demiyor ki. Demiyor. Abla dedi elini ayağını öpeyim bak bizzat sana bir numara vereyim ara. Alsın çocuk. Adam seni evden atamaz. Senin nikahlı kocan. O evde iki tane çocuk var. Boşanmış olursunuz, bir şey olur. Tamam, bir de miras olduğu için hani belki mal paylaşımı da olmuyordur böyle bir durumda. Adamın evi zaten. Ablacığım şiddet uyguluyor. Benim kolumu çatlattı, kafatasımı şişirdi. Bu çocuk karnı karnında ters önünde. Bütün raporlarım var. Darp raporlarım var. Benim şimdi... elimde de bir rapor var. Koyacağım şimdi çocuğu öldürdüğün. Ablacığım o zaman bilmiyordum. Yani yanımda bilen bir kişi yoktu ki. Tek başıma büyüttüm o çocukları. Elin ayağını öpeyim abla. Estağfurullah. Yani şimdi bir yetişkin çocuğa o şekil verilmez. Bak ne güzel. Ben çocuğumun yani. Sen ilacı eczaneden almadın mı? Ha? Eczaneden aldın. Doktor yazdı. Doktor yazdı. Ha. Doktorlar üstüne yazar. Günde iki sefer tabii. Birer kaşık mesela. Tamam mı? Bunu sana söyler. Hayır. Okuman yazman yoksa da söyler. Kızım bak iki sefer vereceksin bunu. Ama böyle yazıyor sadece. Bizde çarpı var. Hani günde tamam. Üç kere. Çarpı o şekil. Tamam. Ama büyük ben... için olan, bebeğe büyük için olanını vermiş. Çocuğa ayrı dozu vardır. Farklıdır. İsmi de farklıdır. Tabii burada söyleyemiyoruz. Kendisini aldı. Ağrı kesici ezip çocuğa için. Yok hayır hocam. O büyük içindir, o hayır, küçük çocuk için alır. Sorabilirsiniz. Eğer çocuk o yönde için yalan olanın adı başka. Doktor söylüyor. Söyleyemiyorum ismini, reklama girerdi ya, adı başkadır onun. Hocam, yok, dozu ayarlıdır, şuruptur. Sen ona bak, ezmişsin, sorabilirsiniz. Kendi kafama göre vermedim yani. Kafana göre orada vermişsin. Benim... Yani en azından yani şu yönde kafama göre verdim, bilmediğim için. Neyse, ama. Neyse Fidan, ben diyorum ki şu adam en son gitti ya diyorsun geldi eve. Evet. Bu adam nasıl bir rezillikçi, kapıyı mı kırdı? Efendim... içeriye daldı, sana şiddet mi uyguladı? Çocuklarını görmeye... Ben benzin dökeceğim çocuklarla... Çağırın şu hacimi. Ben seni bulacağım. O kadar yediğim dayaklar, darp raporları ifademi geri çektirdi. Sen çektir derim. Ben de korkuyorum, yalan yok. Canımdan çocuklarımdan korkuyorum, kimseden değil. Hacım hoş geldin. Peki hacım dükkanda yatarken kaç gün sen evde kaldın? Bir gece yattım zaten. Sonra buraya mı geldin? Sonra buraya geldim abla, yalan yok yani, araştırın bu da çıkar yani. Aha yüzü de buradadır. Hacım sen bu kadını niye bu kadar şiddet uyguladın? Niye dövüyorsun bu kadını? Her seferinde de şikayetini geri al diye kendim vurdum.
Kendim koydum. Kendi mi konuştu acaba Fidan? En son hakim ne dedi? Bir de aynı suçtan gelirsen dedi seni cezaevine sokacağım. Yüzü buradadır. Tamam bir anlatsın o zaman. Hı. Evet. Ben eşime kesinlikle evlendim. Bir de çocuklarıma vuruyormuşum ya. Kendisi vuruyor kendisi. Kendisi öldürüyor. Öyle de. Daha bir şahitim varsa getir, ispatım varsa getir. Benim alnım açık açık ben her yerde yürürüm. Ne benim Serap Hanım. Kendi şahsımın pisliğim kaldı. Reklam etti benim halede. Ayıp ayıp bak benim alnım açık açık. Serap Hanım. Ha, aç gözünü bana bak. Bana bak bana. Oraya bakma. Bana bak yalan söylediğin her halinden belli. Dün en yayında gülüyor. Serap Hanım. Burada oyun oynamıyor. Burada ciddi bir şey oynanıyor. Ben anneyim anne ben evlatlarımı bırakmadım. Senin gibi sen baba olsaydın sen bu şekilde olmazdın. Ben senden korkuyorum. Çocuklarım senden korkuyor. Allah için bize yardımcı olun abla. Araştır. Eğer yalanım dolanım varsa bak o kadar kadın sırmada kaldım. Diyor ya baba. Ben çocuklarımı dövüyormuşum, aç bırakıyormuşum, banyosunu yaptırmıyormuşum, gelin temizliğini. Araştır abla. Eğer bir tanesi kadın sığmadan desin, bu anne bakmıyor. Abla ben sana hiçbir şey demiyorum. Çocukları verip çıkacağım buradan. Bir tanesi arasın ya, bir tanesi. Ben tamam. Kötüysem bir tanesi beni arasın. Tamam, müsaade et şimdi hacım konuşsun biraz, evet. Hocam ben evlendiğimden beri eşimden... Biraz yüksek sesle. Eşimden kesinlikle ben eşime şiddet uygulamadım. Allah yukarıda. DAP raporları boşuna mı var karakollarda? Ağzım burnumda 4 ay 5 ay kala hocam çok özür diliyorum. 4 ay 5 ay kala ben hamileliyken dayak yedim. Fidan. Bu da raporlarım yalan mı söyleyeceğim? Fidan. Çocuk anne karnında ters dönüyor. Fidan. Ben mi dönderdim çocuğu böyle? Fidan. Yani abla yemin ederim. DAP raporu yalan söylemez ama ha. Müsaade et de. Ama bir... yok diyor yok ben yapmadım. Bir bitirsin ama bir bitirsin evet hacım. Evlendim böyle ben eşime kesinlikle saçın teline dokunmamışım. Evet doğru. Allah yukarıda Allah'a da Kur'an'a da yemin ederim ben. Eş dostlarım da söyleyebilir. Ayıp hepsi ayıp sana aşı. Bilir. Mahalle herkes sana gülüyor. Fidan ne ben kötü anneymişim. Fidan. Alaydın o zaman niye kadın yurda vermedin? Ne sosyal hizmetlere gidip demiş uyuşturucu kullanıyor. Kadın ne dedi? Sen gidip ben gittiğimde dedim Serap abla yalan söylüyor. Bir onun kanını alsanız abla Allah için onun bir Fidan, kanını müsaade alın. Edecek onun misin? Bir kanını alın. Sen müsaade edecek benim misin? Benim de alın onun da alın. Sen müsaade et. Benim psikolojimi müşterek bozdu abla. Konutta, yemin psikolojimi müşterek bozdu. Konutta hacime çok kendisini ezdirecek bir karakter olarak göremedim ben. Vallahi öyle. Hocam inşallah evde, evde kendini ezdirecek bir konu karakter gibi gelmedi bana. Konu komşuya da buradan sesleniyorum. Hocam. Hacimle Fidan'ın komşularınız komşu, var herhalde. Yan var, ev. Var. Ama korkuyorlar. Bunlar bundan kimse korkuyor. Bunun ailesinden korkuyorlar. Onlar bir arasında söylesin bakayım. Hacim gerçekten bu kadar şiddet uygulayan bir adam mı? Bir daha bir izin ver konuşsun. Hocam. Kesersen. Seni çıkarırım stüdyodan. Dinlemek istiyorum adamı. Tamam ablacığım özür diliyorum. Estağfurullah. Evet hacım. Eşime kesinlikle şiddet uygulamadım. Eşim psikolojisi de iyi değil. Psikolojisi de iyi değil eşimin. Sen bozdun. İkincisi benim eşim diyor ya çocuğa karnıma vurdu diyor ya. Bu cezaevinde onun görüşüne gidiyordum. 3 ay bu eşim her sen tartıştığında. Sen Muhammed Ali geç o Muhammed Ali'deydi. Muradı diyorum bir ben. Bir şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Müsaade et. Eşim evden gitti. Kaçır. Yani babasıyla da aynısını yapıyor. Sen bu kaçtı gitti. Bu kaçtı gitti. Benim babamda belki ne yaşadım? Ben bir şey anlatmak karıştırma. İstiyorum. Karıştırma. Benim ailemi karıştırma. Şöyle çalışayım bırak. Benim ailemi karıştırma. Senin ailen de onun kayınpederi ya. He. Konuşabilir yani çocuklarının dedesi. Evet. Eşim evden gitti. Ben 3 ay Adana'na ne kadar pislik yapmasa araştırdım eşimi bulamadım. 3 ay? Evet. Ben tornacıda çalışıyordum atölyesinde. Akşam çalışırdım gece. Baktım bacım aradı Zeynep. Dedi abi dedi, önce Mehmet erkek kardeşim aradı bana? Önce. He, sana önce ne dedi sen aradı. Geldin bana ne dedin? Şey boya ben Haşim'e diyor ki. Ne dedin mi sen bana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yok müsaade. Her şey meydana çıkacak. Allah için her yere araştırın. Çıkarırım. Ya ama bir dur bir dinleyelim. Yemin ederim çıkarın. Abla bak, beni de bunu boşanın. Beni elini ayağınızı öpeyim. Fidan. Hocam hepinize yalvarıyorum. Elini ayağını öpeyim. Beni boşayın bu adamdan. Fidan. Boşanma bu davası. Bu vermem ona açmıyor. Kesinlikle. Fidan. Ben öleceğimi bileyim abla beni öldür. Benim çocuklarımı benden ayırma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir anneyim anne ya duvar değilim değilim. Fidan. Bana diyor ya yalandan ağlıyor işte yardım için. Ya ben niye yardım isteyeyim? Kör değilim. Bak topal değilim yatalak değilim bak, abla. Bak ben senin anlam ne diyorsan dinle kocanı dinle diyor. Fidan bir dinleyeceğim mi? Tamam abla özür diliyorum tamam. Ama hiç söz dinlemiyorsun bak. Ablacığım yemin ederim psikolojimizi tamam, bozdu. Tamam tamam anlıyorum. Ama bir geldi adam buraya kadar bir konuşsun. Ben de geldim abla. O da çocukların babası. Abla madem haklıdır değil mi? Ben kötü bir anneyim. Sen 3 ay neredeydin? Bu adam seni aradı. O zaman buna cevap ver.
3 ay nerede kaldı? Nerede mi kaldın? Kadın sığınmadaydı. Hayır efendim, cezaevindeydi. Nerede? Cezaevinde. Cezaevinde çıktı. Ha, o evet. Olayı anlatıyor. Tamam tamam, şimdi aklıma geldi abla. Doğru söylüyor. O gece... O anlatıyordu filan. Sen de Yalçın Çakın programındaki karakterlere döndün. Doğru söylüyor. Hiç konuşturmuyorsun adamı ya. Evlisiniz. Bir dinle. Dinle. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Kulağın duyuyor değil mi? Evet abla. Şimdi siz evlisiniz. Bir anda ortadan kayboluyorsun. Doğru mu? Alışkanlık yapmışım orada. Ve 3 ay sonra cezaevinde mi çıkıyor? Mektup geliyor. Kime geliyor mektup? Bizim eve geliyor. Evet. Ben de iş yerinde tornavida çalışıyorum. Tornavida atölyesinde. Bu arada sen arıyorsun karını, bulamıyorsun hiçbir yerde. Gündüzleri arıyorum, bazen akşamları arıyorum. Evet. Eşimi bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet. Ben de gece atölyede çalışıyorum. Baktım benim kardeşim aradı, Mehmet. Dedi abi, konuşuyor mu biraz? Petlak konuşuyor. Dedi abi, bıçak bıçaktan bahsettim. Ne bıçağı lan dedim. Zeynep aldı telefonu. Dedi fidan geldi dedi. Cezden tahliye oldu dedi. Yok pardon, özür dilerim. Mektup geldi dedi. Karnındaki çocuk özür dilerim. Benim piçim değil mektup dedi ama ailene. Neyse cezaevine geldi. Cezaevindeymiş. Allah'tan kork, Allah'tan. Niye girmiş cezaevine? Allah'tan kork. Bir saniye. Bunun bir ara size telefonda dünyayı söylemiştim. Burada bile korkuyor, tek bırakıyorum. Çıkmıştı. Aşkına ya, ömrümü tükettin. Aa. Abla hepimizin psikolojisini bozdu. Benimkini de bozmak zorunda yemin mısın? Yemin ederim psikolojimizi bozdu. Lütfen susar mısın? Beni kurtarın bu adamdan. Çocuklarımı kurtarın. Bence seni mi adamdan, adamı mı senden kurtarmak lazım? Onu daha hala anlayamadım ben. Bir müsaade et ya. Aa, sen böyle yaparak, adamı susturarak haklı duruma geçmiyorsun. Sen evli bir kadınsın. Bir anda ortadan kayboluyorsun. Niye gece bir kere cezaevine düştüm? Onu da araç sorun. Fidan. Söyleyin. Adam seni arıyor sağda solda. Kardeşine bir tebligat, bir şey geliyor herhalde. Sen cezaevindesin. Ama olacak şey mi? Bir şey söyleyebilir miyim? O gece kendi kovdu beni. Gece saat 1'de. Kovdu diye cezaevine mi düşmen dur, lazım? Dur, bilin ki abla, benim aranmam varmış. Ben o zaman resmi nikahım. Şartlı tahliyeymiş. Abla hayır hayır. Değil mi? Öyle mi? Öyle ne? Değil abla. Oğlum, daha önce ben denetimi yapmıştım. Ay, bak kendisi ay, anlatamıyor. Bir anlatsa denesi. Allah aşkına bir sus yahu. Adama, ona soru soruyorum lütfen. Tamam abla, tamam. Tamam diyor. Neyisi varmış da girmiş cezaevine? Bunu denetimi yapmıştı bu. Hatice evet. Dönemi söylemiştim, denetimi soba yapmıştı. Bu ceza haberim, mektup geldi. Neyse, annem rahmetli oldu. Annem rahmetli oldu, bunu görüşüne gidiyorum ama para da veriyorum, yatırıyorum. Annem bir hafta rahmetli olduğu için perşembe günü görüşüne gittim. Bu kilo almıştı. Ben de söylemedim kilo aldığını, bu kendini kapatıyordu. Perşembe görüşe gittim, cuma günü akşam işe gittim. Baktım kardeşim aradı Mehmet. Abi dedi, koş dedi, fidan cezaevinden çıktı dedi, eve geldi dedi, kendini bıçaktan bir bahsetti, biliyor musun? Ben de korktum, ne fidan dedim, cezaevinde sanıyorum ben hala. Motorla geldim eve, baktım bu yerde uzanmış, annem rahmetliymiş, bir haftalık daha. Bu o sinirle annem öldüğünden dolayı, annemi sevdiğinden dolayı ben hiç şey yapmıyorum, kötülemiyorum. Annemi sevdiğinden dolayı seni o anda karnına vurdu. Karnı da hamile o zaman. Ona, evet, bilmiyorum hamile olduğunu. Ben bilmiyorum. Ya bilmiyorsun. Bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ama hamile olduğumu biliyorum. Ben bilmiyorum. Kendi de dedi ben bilmiyorum. Bilmiyorum ya ben. Ya yalan söyleme Haşim. Neyse, niye komşu, yalan söylüyorsun? Sen niye yalan söylüyorsun? Bir saniye, senin bacıların biliyor. Arasın o zaman, konuşun Zeynep'le. Yalan mı söylüyorsun? O gün öğrenmişler işte. O gün öğrenmişler. Tamam ama o gün yok, öyle bir şey söylemedim diyor. La havle diyorum. La havle. La havle. Hakikaten yani. Bir sus ya. Aa. Bıçakla kendini mi yaralamış? Yok, kardeşim yanlış anlatmış. Onu şuna bile pettek ya. O yanlış anlattı. Zeynep aldı telefonu, dedi fidan geldi. Ben de motor hızıyla geldim içeri. Baktım bu kapı dibinde bayılmış. Annem ölmüş ya, duydu ya. Ben söylemedim cezaevindeyken. Çünkü kendine zarar vereceğini biliyorum ben eşimin. Neyse, baktık komşu beni dışarı çıkardı. Gözün aydın dedi. Allah bir can alır ama dedi, bir can verir dedi. Dedi ne oldu? Dedi eşin hamile. Ben de sevindim. İlk bebe, ilk Türk çocuk. Muhammed Ali, evet. Gül gül. Ben de çıktım motora, komedi işe gittim. Komedi oynuyor değil mi Ayşem? İşe gittim ya, ben. Çocuk varmış. Komedi oynuyor burada bak. Burada herkes yalancı, oyuncu. Ben de başı çekiyorum. Değil mi Ayşem? Bir şey anlatmak istiyorum. Ne var? Bak psikolojisi alt üst oldu. Murat'ım bile korkuyor, korkuyor. Yemin ederim ya, bizi hepimizi psikiyatriye götürün Allah rızası için. Fidan. Ama önce bu adamdan kurtarın bizi. Gizli kararı istiyorum. Koruma, bütün korumaları istiyorum. Çocuklarıma, kendime korkuyorum. Ben Sivas'tayken gizli kararı çıkartırdım. Çocuklarıma, kendime. Sıp bulmasın diye bizi. Korkuyoruz. Çocuklarım korkuyor, ben korkuyorum. Araştırın, yalan söylüyorsun. Bu adamdan mı? Evet, yemin ederim korkuyorum. 16,5 sene yattım diyor. Benzin dökerim üçünüzü diyor, yakarım. Hadi ben ne diyeyim abi? Sen yaparım, şey hadi ben kime sığınayım? Şimdi Fidan, size geldim abla. Ben de size geldim. Bana dinle, bana yardımcı olun. Dinle.
Sen boşanma davası açmışsın. Evet. Sonra davanı geri çekmişsin. Ben çekmedim. Davam sürüyor benim. Hayır. Ben adalette baktım. Ara çıkmıştır. Kapanmış hani. Çekmiş mi davayı? Evet. Takipsiz bırakılmıştır. Hmm. Takipsizlik. Tekrar açıldı dava. Adana'da. Serap Hanım. Sonra sen ne istiyorsun Fidan? Senin bir dakika. Ablam, hacım ondan... sen bu kadını seviyor musun? Ben sevmiyorum evliliğimiz ama. Evliliğimiz devam etsin. Çocuklarımızın başında olsun diyor musun? Şimdi... Bak darp raporları var. Darp raporu yalan söylemez. Ben kendim yapıyorum abla. Ben kendim yapmışsın. Böyle yapıyorum. Bak bum. Böyle yapıyorum değil mi hacım? Ha burayı Serap da böyle Hanım. Yapıyorum ya da duvara sürtülüyorum. Nasıl Serap olacak Hanım. Söyle bir moralma. Şimdi böyle bir davranışın bile aslında bunları yapabilme potansiyelini gösteriyor. Yani darp raporu demek vücutta darp ve cebir olgusunu ispat eder ama darp ve cebirin kimin kimi tarafından yapıldığının delili yoktur orada. Bir de ama deri kalkacak. Can yakmadan o görüntüyü elde etmek de mümkündür. Mümkün. Özellikle cezaevine girenlerin bir kısmı bilir de onu. Tabii burada açıklamayacağım ama yani onun bir yöntemi de var. Serap Hanım. Evet hacım. Eşim diye darp etti. Kanımdaki çocuk nasıl döndü şey hocam? Peki onu sorun. Vallahi müsaade eder misin? Müsaade et de ben konuşayım. Hadi söylesin hocam bunu söylesin bari. Bazen ters dönüp zaten belli bir ayda dönmesi yok, normaldir. Hocam, yok hocam yok. Ani darbeden şeyde, aldı çocuk. Darbeden dönmez çocuk. Mümkün hocam, değil. Hocam çocuğun riski vardı darbeden. Riski raporun bile oldu. Tam dönmüştür ters dönmüştür. Ama hocam, darbeden dönmez. Hocam kadar düştü. Ya o sıvının içinde yani bir kese var. Kesenin içi sıvı dolu. Çocuk sıvının içinde yüzüyor. Nasıl darbe atınca tak olmaz hocam, yani. Hocam düşük tehliken bile vardı. Düşük tehlikesi vardı, olabilir ama. Vardı o da vardı. Fidan o raporda bebeğin ters dönmesiyle ilgili ne yazıyor? Ne bileyim işte benim senin... okumam yazmam yok. Var efendim, ne yazıyor? Biyolojisi, kendi fizyolojisiyle mi ilgili bir şey? Senin ne yazıyor? Okuma yazması vardır eşimin. Var mı? Tabii. Bana mahkeme kağıdı geldi kendi okudu. Telefonda bana dedi. Ne geldi? Ve seni berat etti dedi. Zaten resmen senin rolün iyidir senin. Evet evet. Serap Hanım bir şey anlatabilir miyim? Peki ben üçüncü kocasıyım. Ben bundan üçüncü öğrendim. Mü? Ben. Abo. Kendi söyledi bana. Peki tuvalete lavaboya giderken niye korkuyor ve niye titreniyor? Vücudu titriyor. Niye? Sor kendine. Sen anlat. Bu kendi bana anlattı. Ben bilmiyorum yani. Kendi. Dedi lavaboya gittim. Lavaboya gittim. Haşim dedi ben çok korkuyorum. Niye dedim? Dedi bir hata yaptım dedi. Bunun kızı var ya. Onu bilmiyordum o zaman kız olduğunu evlendiğimde. Dedi ben bir ondan önce bir daha hamile kalmıştım. Evet dedim. Dedi ben kürtaj yaptırdım. Ya yalan söyleme ispatla ispatla neyse, bak bu şekilde yalan söyleme. İspatla. Bak bu şekilde gelip dedi, kürtaj yaptırdı. Ablayıp ispatlasın tamam, ama. Bir anlatsın söylesen. İspatlasın cevap ispatlasın. Ver, tamam. Konuşmasın böyle ispatlasın delil şekilde böyle getirsin bak abla. Bak şu gün hamileymiş şu tarihte aldırmış şu tarihte öldürmüş. Müsaadesi anlatıp desin, kendi ben de anlattığını söyleyeyim. Diyeyim. Haklıdır derim abla. Sen gerçekten öyle tuvalete falan gitmeye korkuyor musun? Serap Hanım kendi bana söyledi. Yani ben bir şey de bilmiyorum yani ha. Ya ondan bahsetmiyorum. Biri versin senin. Serap Hanım. Hayır böyle yani. Bir travman mı var? Bir şey mi var? Serap anlamaya bir çalışıyorum şey ama. İşte müsaade... hocam çocuk. Evet bir şey anlatsın bitireyim de hocam müsaade ederse. Anlatsın. Dedi korkuyorum dedi ben tükürtaj ne vurdurdum tükürtaj yaptırdım. Kendisiyle ikisiyle beraber su dökmüşler üstüne. İspatın varsa ispatla de onu ama da ama bunları bilmiyorum kendi anlattım. Hastanede mi olmuş bu? Sana bilmiyorum böyle mi anlattım? Bilmiyorum valla hastanede nerede olmuşsa bilmiyorum. Ispatlasın. Bana İlhan, kendi anlattı. Anlattı ben bilmem yani o konuyu. Desin ki abla bak. Ya bir insan bunu nasıl yazar? Ben anlamadım ben yani bu kadarını. Serap Hanım ben bilmiyorum kendi anlattığım. Ya sen yazıyorsun bunu. Yok eğer ben yazdım. Senaryo ya sen yazdın. Ama o yalan söylüyor. Serap Hanım. Ya. Nasıl ben şey bilmiyorum. Yaparım kendimi savunurum. Serap Hanım. Bir dakika. Ben bilmiyorum. Eşim evet. Bunları kendi bana anlattı. Peki birinci kızına ben ne dedim kendisine biliyor musun? Dedim, ya kızımı getirin ki. Bir saniye. Kızımın başına neler getirin. O yüzden getirmedim. Hayır dedim. Bir şey anlatayım. Kızım dedim. Bakan kişi almış büyütmüş bu zamana kadar. Ben hala da ne dedim abla hatırlıyorsan ben sadece görmek istiyorum abla. Ben almak taraftarı şeyim. Serap Hanım. Yani benim kadar sabırlı olmayabilirsin. Çünkü ben şurada ne olacak 20 dakika sonra vedalaşacağım aynı. Ama aynı evde yaşamak başka bir Serap şey Hanım, tabii. Serap Hanım durumu izah edeyim ben. Ben kızı vardı bana sonra birinci Murat Muhammed Ali'den sonra anlattı bana ben bilmiyordum. Ben bilmiyorum. Yemin ederim size bilmiyorum. Sen onu bırak şimdi. Bak, ben kere teklif ettim ama ne teklif ettim bilir mi hocam? Hayır, bu darp raporlarının... Senin ne işin var? Bu darp... Bizim konu bu. Kızımı unut. Bence de karıştırma. Peki Muhammed Ali niye kaçırdı hastanede? Kim ya karıştırma. Benim kızımı karıştırıyor? Babası mı? Anası mı? Dedesi mi? Kimdir bu? Serap Hanım. Annesinin kocası. Serap Hanım. Muhammed Ali'yi hastanede niye kaçırdı? Ne oluyormuş? Sorar mısınız? Benim kızımı karıştırıyor.
Sen ilgilendirmiyor benim kızım. Sen diyorsun ki bak fidanla ilgili işte çocuğun bir tanesi ilaçta neredeyse aşırı doz verdiği için yanlışlıkla. Ama yanlışlıkla abla. Kim tamam. İster? Ama ben söyledim kadına. Tamam bir şey demiyorum. Öldürmeye neredeyse ölecekti çocuk. Bir tanesine şiddet uyguladığı için çocuk konuşamıyor. Ev çok pis, bakımsız. Çocukların altını bile sen değiştiriyordun. Hakikaten rezil, rüsva her şey. Sen niye bunca zaman niye boşamadı sabrettin beni abla? O zaman? Niye beni boşamıyor? Hocam. Niye hocam, beni boşamıyor? Hocam. Bir soruyorum bir cevap alayım. Aa. Hocam. Niye ben koşturuyorum her şeye? Boşanma hocam. Davasına ben koşturayım. Evet. Yayına ben geleyim. Ben kötüydüm de kendi koşturaydı. Çocukları da kendini de. Bu adam bitmiş zaten dedi. Bu adam yalancı. Dedi sana o kadar şiddet uyguluyor çocuğuna vuruyor dedi. Niye daha duruyorsun dedi. Gelme bize gelme dedi. Git boşan dedi. Bu da ne dedi ben sen öl ki ben hastayım ya. Sen öleceksin dedi battaniye senin kefeni diye battaniye saracak beni atacakmış mezara. E dedim sen ne yapacaksın çocukları da gider sosyal hizmetlere para bağlatırım. Yani aklı sıra ben bakmam çocuklara iki mama alırım bir bez alırım geri parayla. Ben niye peki bunca zaman diyorum katlandın? Madem yani o kadar, ben o kadar kötüyüm, o kadar pisim. Allah Serap Hanım. Seni ne diyeyim ben? Allah'ım la havle ve la kuvvet ya Rabbim bir sabır verdi. Kötüyüm değil mi? Ben pisim değil mi? Açaydın davayı Haşim. Niye ben koşturuyorum bu kadın bu halimle? Kaymakamlığa giderim, sosyal hizmetlere, CİMER. Neydi? Sağlık Bakanlığı. Ben her yere bu bakı yapıyorum. Ay tövbe tövbe yarabbim. Serap Hanım,